50 senelik gurbetçiyim. Burada Almancı, yurt dışında yabancı. Buraya getiriyorum dövizimle rezil oluyor. 1 TL'miz 1 TL'de kalıyor. Onlarınki 1 TL'si yani 1 Eurosu 28-30'u buluyor yani. Her geçen sene faydaları biraz daha düşüyor. Gurbetçilerin Kayseri'ye gelişi piyasayı canlandırdı. Siz ne düşünüyorsunuz? Vallahi canlandırdılar sağ olsunlar. İyi ki geldiler. Yani sonuçta hani onların euro doları burada kıymetli olduğu için. Hani bize de yansıyor yani. Bizim de yüzümüz gülüyor yani açıkça. Genel olarak nasıl etkiliyor? Yani genel olarak iyi etkiliyor. Çünkü yarıdan çoğu hani bildiğim kadarıyla hani kahvaltı yapacak olsa dışarıda yapıyor. Yemek yiyecek olsa zaten lokantalarda. Yani bu herkese yansıyor. Bugün lokantacı iyi iş yaparsa gelir benden pastırma sucuk alır. Ben de bugün iyi bir iş yaparsam gidip lokantada yemek yerim. Yani faydası oluyor. Allah işlerini rast getirsin. Peki geçen yıla göre bir fark var mı döviz artışından sonra? Geçen yılın piyasasına göre bu yılki piyasa nasıl? Yani daha mı az kazandırıyor, daha mı çok kazandırıyor? Vallahi şöyle söyleyeyim, hani kazanç kazandırıyor ama gider çok. Yani gider bayağı fazla yani. Gider fazla olunca da zamlara yansıyor yani. Gurbetçilerin yaptığı alışverişi etkiliyor mu sizce? Yani onları da bazıları etkileyen oluyor, bazılarını etkilemiyor. Çünkü hani bizim paramız biraz değeri düşük olduğu için hani onların paraları burada daha kıymetli. Yani bizim 1 TL'miz 1 TL'de kalıyor. Onlarınki 1 TL'si yani 1 Eurosu 28-30'u buluyor yani. Gurbetçilerin şehrimize gelişi piyasayı canlandırır mı? Allah bulak eder. Neden? Piyasa mı bıraktılar? Boşu boşuna geldiler. Tabii onların da çarşımıza büyük bir katkısı ve faydası yıllardan belli var. Ama her geçen sene faydaları biraz daha düşüyor. Halbuki euro artıyor ama onların faydaları düşüyor. Bunu söylemek istiyorum. Tabii ki onlar para getiriyorlar, bozduruyorlar, dünyanın öteberisini alıyorlar. Esnaf hareketleniyor yani. Tabii ki geçsinler, tabii ki. Onlar olmasa olmaz yani. Ha, onların kazancıları da gerçekten helal. Çok zor şartlarda kazanıyorlar. Ha, burada da bolca harcıyorlar. O ayrı mesele. Allah razı olsun hepsinden. Güle güle gelsinler, güle güle gitsinler. Daha henüz gelmediler. Fakat gurbetçilerde de para yok. Herhalde ki alışveriş yapmıyorlar çok. Kuru kalabalık yani. Döviz artışı sebebiyle mi? Döviz artışı sebebiyle değil de döviz yok herhalde. Ondan yani. Peki tam olarak geldiklerinde dediğiniz gibi 15-20 gün sonra piyasa nasıl olur? Biraz açılır herhalde. Ağustos ayının ilk günlerinde başlar. Ya da Temmuz sonuna doğru iş olur. Peki bu sizi nasıl etkiler? Yani o iyi yönde etkiler. Onlar dövizi bozdurunca para ellerine fazlaca geçiyor. 50 senelik gurbetçiyim. Burada Almancı, yurt dışında yabancı. Buraya getiriyorum dövizimle rezil oluyor. Gerektiği yerde tuvalet temizleyen ama dövizimi memleketime getiren bir vatandaşım. Ama geliyorum burada da yabancı gözüyle görünüyorum. O benim onuruma dokunuyor. Şimdi işler açısından da güzel. Biliyorsunuz bizim kışın mesela iş şartlarımız biraz daha uygun değil. Yazın biraz daha bütün esnaflarımız yani bütün sektör her şekilde canlı. Peki bu durum sizi nasıl etkiliyor? Bu durum bizi fiyatlar açısından aslında oldukça iyi değil. Ama gene de Allah bereket versin iyi yani çok şükür bir sıkıntı yok. Ülkede TL olarak alanlar büyük bir sıkıntı içinde. Maaşını TL olarak çalışanlar. Esnaflar zaten geldiği kadar da koyuyorlar. Onlar için sorun yok. Sabit gelirler için büyük bir sorun oluyor. Peki gurbetçilerden gelen döviz girişi şehrin ekonomisine nasıl katkı sağlar sizce? Haliyle katkı sağlıyor. Yurt dışından para girmiş oluyor. Devletin bulmakta zorlandığını yurt dışındaki gurbetçilerimiz bir nispet sağlıyor. Ekonomiyle şu anki fiyatlar gurbetçilere de pahalı geliyor mu? Gurbetçiler için daha sıkıntı değil de daha büyük bir gelir elde etmiş oluyorlar. Biraz piyasayı canlandırıyor tabii ki de daha gurbetçilerin bir takımı gelmedi. Dörtte biri geldi diyebiliriz. O da hep sahil kenarlarına gidiyorlar, tatil yapıyorlar. Son dönüşlerinde uğruyorlar bizlere. Alışverişini yapıp gidiyorlar sağ olsunlar. Sizi nasıl etkiliyor yaptıkları alışveriş? Ya çok pazarlıkçı oluyorlar. Aşırı derecede pazarlıkçı oluyorlar. Yani hepsini kar zannediyorlar. Normalde biz %5, %10 karımızı koyup satıyoruz onlara. Yani bunu bilmiyorlar tabii gurbetçiler. Geçmişte bir takım olaylar olmuş. Onlardan dolayı kazıklanıyor sanıyorlar. Ama şimdi öyle değil. Peki gurbetçilerin piyasaya etkisi ne oluyor? Canlandırıyor. Piyasayı mutlaka canlandırıyor sağ olsunlar.
Yani 3-5 bırakıp gidiyorlar yani. Heyecanlandırır. Gurbetçiyiz biz. Çok heyecanlar. Edirne'ye girdiğimde çok heyecanlıyız. Piyasayı canlandırır mı? Piyasayı mı? Piyasa çok pahalı. Bir euroya eskiden 2 kilo domates alıyorduk. 1 kilo bile domates alamıyoruz. Çok pahalı. Türkiye'miz çok pahalı. Allah hayırlısını versin. Yapacak bir şey yok. Ben de gurbetçiyim. Benim oğlumla gelinim, kızlarım buradalardı. Vallahi en azından 3.000-3.500 aile başı burada döviz bıraktı gittiler yani. Kesinlikle canlandırır. Ya ekonomik kriz tabii ki var. Sıkıntı var, yok değil. Ama öyle okartıldığı kadar da değil. Sıkıntının yanında ama iyi bir hayat şartları da var.